İçişleri Bakanımızın 2019 yılında başlattığı yaya öncelikli trafik uygulamasının çeşitli uygulamaları oluyor. Bugün de yaya geçitlerinin nöbetçisiyiz sloganıyla Türkiye'nin her tarafında Gaziantep'te de bir kampanya başlatıldı. Burada özetle yapılma istenen şey yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesi, yetişkinlerin özellikle çocukların geçişlerine kolaylık sağlaması, onlara rehberlik etmesi, abilik etmesi, ablalık etmesi. Bunun yanında da yayaların, daha doğrusu sürücülerin herhangi bir trafik polisini görmeden yayaları gördüğünde doğrudan onlara yol vermesi. Biliyorsunuz bunun yasal düzenlemeleri de yapıldı. Dolayısıyla da yaya geçidinde yaya durduğu an sürücülerin frene basarak yol vermeleri gerekiyor. Ayrıca bir polisiye tedbir almadan, herhangi bir müdahalede bulunmadan bunun doğrudan olması lazım. Öncelik yayanın diyoruz, öncelik hayatın diyoruz. Bu anlamda da yayalara düşen görev yaya geçitlerini kullanmaları, yaya geçitlerinin dışında yollarda geçmemeleri. Sürücülerden de beklentimiz yaya geçitlerinde herhangi bir yayayı gördüklerinde durarak onlara yol vermeleri. Bugün de Gaziantep'te bütün ilçelerle beraber 1000'den fazla arkadaşımız görev aldı. 100'den fazla noktada da bu uygulama yapılmış oluyor. Bu seneki rakamlar şu an bizde değil ama geçen sene Türkiye ortalaması ölüm oranlarının %22'si yayalarda oluyor. Dolayısıyla da Gaziantep'te de ortalama bu ortalamaya yakın. Biz bu %22'nin olabildiğince azaltılması, mümkünse sıfırlanmasını istiyoruz. Çünkü kurallara uyduğumuz an yayalarımızın trafikte can kaybı sıfırlanmış olacak. Araçlara bakıyoruz. Araçtaki abilerin, ablaların size yol vermesi gerekiyor. Her ne kadar hak sizinse de, geçme üstünlüğü sizinse de yine de trafik kurallarına uyarak, dikkat ederek geçiyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz size. Alkışlıyoruz kendinizi. Yaptığında bir sorumluluğu var. Yayan bunu attığı zaman bu teşhis edilir.